İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır? Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmedin, ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen, abes yere gelmektir. Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus Emre der hoca, gerekse var bin hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Merhabalar efendim. Elif'le Gez Öğren programına hoş geldiniz. Ben Elif Erken. Bu programımızın ilk bölümü Yunus Emre Türbesi ve Külliyesi'nde çekelim dedik. Bugün de güzel bir gün. Akşam sahura kalkılacak. Yarın Ramazan'ın birinci günü inşallah. Şimdi hep birlikte Yunus Emre Türbesi'ni gezelim, dolaşalım inşallah. Efendim, şimdi Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan Bey ile birlikteyiz. Size Yunus Emre Türbesi ve Külliyesi'ni tanıtacağız. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. İnşallah böyle bir çalışma gönlünüzden, kalbinizden geçtiği için mensur ve bahtiyar olun. Birlikte tasavvuf yolunda yürüyerek hem Yunus'u konuşuruz, hem Yunus'la tanışırız, hem de gönlümüzde inşallah bizim de birer Yunus sevdası olur diyerek başlayalım. İnşallah. İnsan eşrefi mahluktur, yaratılmışların en değerlisidir. Evet. Kainatta ne yaratılmışsa hepsi insan içindir. Dolayısıyla bazı hocalarımız der ki insanlar Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Ne yapacaklar? O zaman Allah rızası için dünyadaki olup bitenleri kendi güçleri etrafında sek ve idare edecekler. Dolayısıyla sen günde 5 vakit namaz da kılsan, oruç da tutsan, Allah'ın sevdiği, eşrefi mahluk dediği bir insanın kalbini kırmışsan büyük hata yapmışsındır. O kalbi kırılan insanın gönlünü almak için helallaşman gerekir. Onun için de istersen 1000 defa hacca git, o kalp kırıksa onun bedelini ödeyeceksin. Evet. Gibi düşünülebilir. Bin kez kaza kıldın ise, bin kez hacca gittin ise, bir kez gönül kırdın ise, var gerekse yollar döşe. Yani bütün yol yap, dünyayı her taraf yap ama gönül kırmışsan bunun karşılığı çok daha ağırdır ifadesiyle. Aslında Yunus Emre sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, güzelliği ve eşrefi mahluka ve diğer mahlukata olan insanların sevgisini anlatıyor. Bizim kültür fenomenimizin tabanında Allah rızası vardır. Biz her şeye Allah rızası ile bakarız. İşte yemek yerken Allah rızası için yeriz. Deriz ki ya Rabbi bu yemek bana şifa olsun. Yürürken sağlık için yürürüz. Çalışırken nimet isteriz Allah'tan. Nimet için çalışırız ve bunların hepsi Allah rızası için yapıldığı zaman bir takvadır. Dünyaya da o gözle bakarız. İnsanlığa da o gözle bakarız. Bu Hristiyan, bu Ermeni, bu Rum diye bakmayız. Niye? Çünkü Allah yarattı. Allah onu Hristiyan yaratmazdı. Rum yaratmazdı. Ermeni yaratmazdı. O zaman bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bizim kültürümüzün temelinde bu var. Bu Yunus'ta var, Hacı Bektaş Veli'de var, Mevlana'da var, Hoca Ahmet Yesevi'de var. Ama Batı kültürünün temelinde bu yok. Batı kültürünün temelinde ırkçılık ve fanatizm var. Erasmus var. Duyuyorsunuz Erasmus projeleri. Hı hı. Öğrenci takası. Hı hı. Bu adam papaz. Bunun babası da papaz. Bu adam diyor ki Hristiyanlığın varlık ve devamı için Türkler öldürülmelidir. Şimdi papazı böyle diyen milletten ne beklersin? Haçlı seferleri yapıldı Anadolu'ya. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13. Haçlı seferlerini yapanların arkasında hep papazlar var. Şimdi onların dünyaya bakışı ve din anlayışıyla bizimkini mukayese etmek mümkün değil. Onun için Yunus Emre 2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmiştir. Yani Yunus Emre'yi Türkiye'de, dünyada herkes anmalı, anlatmalı noktasında. Bu noktada Cumhurbaşkanımız genelge yayınladı. 2021'e bir nodu genelgeyle bu sene Türkiye'de Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi.
Bu kapsamda da Yunus Emre'yi daha çok tanıyacağız, daha çok okuyacağız, daha çok anlatacağız. İnşallah yeni Yunuslar yetiştireceğiz. Berkay, doğumu ve ölümü kesin olarak bilinmemekte olup 13. asrın ikinci yarısında ve 14. asrın başlarında yaşamış bir Türkmen dervişidir. Zamanla şeyhlik derecesine yükselmiştir. İstanbul Bayezid Umumi Kütüphanesi'nde eski bir fevadi mecmuasına göre Hicri 720 tarihinde 82 yaşında vefat etmiştir. Bu da Yunus Emre'nin miladi 1240-1241 tarihinde doğup 1320-1321 yıllarında vefat ettiğini göstermektedir. Bu türbe daha sonra 1984 yılında Yunus Emre Derneği kuruldu. Bu dernek aracılığıyla bugünkü türbe yapıldı. Dikkat ederseniz bu türbenin etrafında direkler var gibi. Yani bu bir otağı hümayum, bir Osmanlı çadırı. Bu kubbede camiyi temsil ediyor. Yani alt taraf bir çadırı, otağı hümayumu temsil ediyor. Tepedeki kubbe camiyi temsil ediyor. Yani Yunus bir Türk-İslam sentezi ortaya koymuş. Bu da onu ifade ediyor buradaki türbe. Efendim, şu an görmüş olduğunuz üzere Yunus Emre'nin türbesinin içine girdik. Türbemiz kaç yılında yapılmıştı o bilgiyi? 1984 yılında yapılmaya başlandı ama ondan sonra 3 defa tamirat ve tadilat geçirdi. Günün şartlarına göre işte önce burası camdı, cam panuslar arasından su sızdı, iyi olmadı, o kaldırıldı. Olmadı, daha sonra en son Enver Yılmaz'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde komple bir bakımdan geçirilmek suretiyle bugünkü halini aldı. Tabii biliyorsunuz dünya hep bir değişim üzerinedir. Yaptığınız binalar da zamanla değişime uğramaktadır. Bu türbe de önce ahşap olarak yapılmış, daha sonra taş olarak yapılmış, daha sonra da bu taşlar kaplanmak suretiyle bugünkü halini almıştır. Ben daha önce Yunus Emre'yi araştırırken buraya ne zaman yapıldığı, nereden biliniyor burada türbesi, Yunus Emre'nin burada vefat ettiği diye araştırırken bir zatın rüyasında gördüğünü, talebelerine söylediğini öğrenmiştim. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi biliyorsunuz Osmanlı-Rus Harbi oldu. 93 Harbi de denir buna bölgemizde. Ruslar Giresun'un belişindeki Harşit Çayı'na kadar geldiler. Trabzon'dan ve Giresun'dan birçok aile Ünye'ye geliyor. Ünye'de Beylikoru dediğimiz bugünkü pazar yeri var ya, sizin de radyonun olduğu yer. Oralar hep açık alan, çimenlik. Oralara geliyor insanlar, çadır kuruyor. Oralarda Rusların gitmesini bekliyor. Ruslar Harşit'e gelince insanlar diyorlar ki Ruslar Harşit'e geldi, orduya yaklaştı, buraya da gelecek. Biz İç Anadolu'ya göç edelim. Böyle bir panik başlayınca o zamanlar Ünye'de büyük alim Şeyhül Müderrisin Hacı Yusuf Bahri Efendi var. Hacı Yusuf Bahri Efendi'nin Ünye'nin birçok yerinde medreseleri var. Ünye içerisinde de medresesi var. Gidiyorlar, hocam diyorlar, halk tedirgin. Ruslar Harşit'i ırmağına kadar geldi. İnsanlar buradan gitmek istiyor, ne dersin? Diyor ki bu konuyu diyor Tokat'ta Beyrullah Efendi var diyor. Beyrullah Efendi'ye diyor talebeleri gönderelim, ondan bilgi alalım diyor. Hemen bir talebesini Tokat'a gönderiyor. Bahrullah Efendi, özür dilerim. Talebe Bahrullah Efendi'ye gidiyor. Hocam diyor, beni Hacı Yusuf Bahri Efendi gönderdi. Ruslar Harşit'i geçti. Ünye'de insanlar tedirgin. Trabzon'dan, Ordu'dan Ünye'ye gelen insanlar var. Ne yapalım? Ne der Hoca Efendi diye soruyor diyor. Bahrullah Efendi gülüyor. Aslında diyor Hacı Yusuf bunu bilir ama diyor kendinin ortaya çıkmaması için diyor bize göndermiştir diyor. Benden ona selam söyle. Ruslar Harşit'ten geri dönecekler diyor. Talebe daha gelmeden Hacı Yusuf Bahri Efendi bir sabah namazı olmadan, biz ona kuşluk vakti deriz. Kuşluk vakti İslam dininde çok önemli bir zamandır. Tüm rızıkların dağıtıldığı andır, duaların kabul olduğu andır. Hacı Yusuf Bahri Efendi talebeleriyle buraya geliyor. O zaman işte burada bu ahşap yapı var. Talebelerini az geride durun diyor. Türbeye geliyor. Şeyh Yunus'un huzurunda
konuşuyor ve konuşmalar esnasında anlaşıldı diyor. Ruslar Harçit'in ilerisine gelemeyecekler diyor hoca ağzıyla. Talebeler de bunu geriden duyuyorlar. Talebeler seviniyor tabii, demek Ruslar gelmeyecek Harçit'e diyor. Hoca geliyor talebelerinin yanına, onlara sabah namazını kıldırıyor burada. Buradan Ünye'ye gidiyorlar. Çocuklar diyorlar ki hocam biz böyle bir ses duyduk diyorlar. Hiç sesini çıkarmıyor. Daha sonra Tokat'tan gelen Tokat'a gönderdiği talebe geliyor. Selam veriyor. Hocam diyor ben geldim. Buyur evladım, ne dedi diyor. Vallahi hocam Bahrullah Efendi dedi ki diyor. Aslında Hacı Yusuf bunu bilir ama bize kendini ortaya çıkarmamak için göndermiştir. Harşit Irmağı'nı geçemeyecek Ruslar dedi diyor. Tamam diyor. Ruslar Harşit Irmağı'nı geçemeyecek. Halka duyurun diyor. Ünye'nin içerisinde işte Borazancı denilen insanlar halka yayıyorlar. Merak etmeyin, endişe etmeyin. Ruslar Harşit'ten geri dönecek diyorlar. Böyle bir bunu Hacı Yusuf Bahri'nin talebeleri bugün anlatıyor. Evet. Bunların canlı şeyleri var. Belgeleri var. Kaynakları. Dolayısıyla Hacı Yusuf Bahri Efendi'nin de buraya gelip gönül gözüyle Yunus Emre ile konuştuğu ve ondan onunla istişare ettiği tespit edilmiş oldu. Biz de onu oraya yazdık tanıtım levhasına. Hacı Yusuf Bahri Efendi gönül gözüyle Yunus Emre ile burada muhabbet etmiştir dedik. Zaten erenlerin muhabbeti meşhurdur. Evet. Bu mesela Yunus Emre ile pardon Mevlana ile şehir neydi o Tebrizi, nasıl Tebrizi'ydi? Şems-i Tebrizi'nin muhabbeti çok meşhurdur. Aylarca, yıllarca sürmüştür ama bu muhabbetten rahatsız olan bazı Konyalılar da onları öldürmeye kadar ileri gitmişlerdir. Evet. Evet, şimdi etrafta da kabirler var. Dilerseniz kabirleri de ulaşalım. Türbemizin içinden çıktıktan sonra hemen yanında bir tane kabir bulunmakta. Bununla ilgili biraz bilgiler verelim size. Şimdi türbenin önünde bir tane burada mezar var. Bir de hemen şu ileride var. Bu mezarların biz ne olduğunu bilmiyoruz ama biz Yunus Emre'nin Türkiye'deki Ünye dışında 8 tane daha mezarının olduğu yeri ziyaret ettik. Oralarda gördük ki Yunus Emre'nin mezarının yanına İşte annesinin mezarı demişler, babasının mezarı demişler, oğlunun mezarı demişler. Bir sürü isim yazmışlar. Ya bunların hemen hemen hepsi de uyduruk geldi bize. Gene Yunus'un olduğu, mezarının olduğu yere tapu çıkarmışlar. Osmanlı tapusu, Cenüben şu, Garben bu. Bunlar yapılabilecek şeyler. Yani ciddi şeyler değil. Biz bunlara tevessül etmedik. Onun için de bu mezarlar iki tane. Yunus Emre ile beraber buraya gelen erenler olabilir. Asker olabilir onun döneminde ya da başka bir şey olabilir ama bilmediğimiz için herhangi bir yazı yapmadık ama bu mezarları burada muhafaza ediyoruz. Evet. Şimdi diğerine de bakalım. İlginç olan bak mesela şurada bir ağaç var, biz buna Gürgen ağacı diyoruz Ünye'de. Bilmiyorum ama bu da en az 5-600 yıllık bir ağaçtır. Böyle bir tane daha vardı burada, o kurudu yıkıldı ama bu varlığını devam ettiriyor. Karadeniz'de arazi çok kıymetlidir. İnsanlar boş bulduğu yeri hemen arazisine katmıştır, fındık dikmiştir. Ama burada bulunan 30 dönümlük bir alan hiç kimse buraya nüfuz edememiştir. Hiç kimse burayı sınırlar içerisine alamamıştır. Burası bakir alan olarak kalmıştır. İşte daha sonra 1900'lü yılların başında Yunus Emre'nin varlığı ortaya çıkınca burası bir ziyaret haline dönüşmüş. İnsanlar gelmiş, madden manen buradan rahatlamış, huzur bulmuş. Ama işte bu arada da belediyemiz burayı şehir mezarlığına dönüştürmüş. İşte aile mezarlıkları verilmiş. Keşke olmasaydı ama yapılacak bir şey yok. Bugün buranın etrafında 7 dönüm yer Yunus Emre ve Külliyesi'ne tahsis edilmiş. Geriye kalan 22-23 dönüm yerde aile mezarlığı olarak halka parsellenmiştir. Evet, insanlar buralarda kabirleri olsun istemişler. Yunus Emre Türbesi'nin yanına defnedilmek istemişler. Bu alanı da biz Ehl-i Beyt vatandaşlarımız için yaptık. Yani Alevi vatandaşlarımız da Yunus'u gelip ziyaret ederler. Buralarda onlar da mevlid okurlar, adak keserler, semah gösterileri yaparlar. Onlar için de böyle bir alanı yaptık. Onlar da gelip burada dini ibadetlerini yapabiliyorlar. Biliyorsunuz Yunus tüm insanlığa mal olmuş bir insan.
Alevisi, Sünnisi, Ermenisi, Rumu, Kürdü hepimize hitap ediyor. Bir gönül insanı, gönül sevdalısı dediği şu, gelin diyor, tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevelim. Dünyada kimseye kalmaz diyor. Onun için de sevgi dilini dünyada bir evrensel dil haline getirmek lazım. Ve bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yunus üzerinden yapmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2007 yılında Ankara'da Yunus Emre Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf üzerinden de dünyada 47 ülkede Yunus Emre Enstitüleri kurdu. Bu enstitüler sayesinde yabancı çocuklar oraya gidiyorlar, orada Türkçe öğreniyorlar, Yunus'un adını öğreniyorlar. Böylece biz dünyaya Yunus'u evrensel bir dille, insan sevgisiyle tanıtmaya çalışıyoruz. Bu sene bu çok daha önemli. Demin de ifade ettim, 2021 yılını UNESCO Yunus Emre yılı, Cumhurbaşkanımız da Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan etti. Bu sene Yunus'u daha çok anacağız, daha çok konuşacağız, daha çok onun şiirlerinden, beyitlerinden ilham alarak, okuyarak insanlığa yeni mesajlar vereceğiz. Biz de Ünye Yunus Emre Derneği olarak bu sene çok güçlü performanslı bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızı Ünye Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği ve İlköğretim Müdürlüğü ile beraber yapıyoruz. Önümüzdeki zaman içinde inşallah çok güzel çalışmalara şahitlik edeceksiniz diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah efendim. Şeyden bahsediyorsunuz kitapta. Burayı bir Alman çift ziyaret ediyor. Okul arkadaşlarının yanına geliyorlar sanırım. Yunus Emre Türbesi'ni ziyaret ediyorlar arkadaşlarıyla birlikte. Gelmeden önce abdest alıyorlar. Burada namaz kılıyorlar ve etkileniyorlar. Müslüman olmak istiyorlar. Onu da biraz öğrenebilir miyim sizden? Şimdi bunu bana buradaki imam arkadaşımız anlatmıştı. Almanya'daki arkadaşlarıyla beraber Alman çift işte Türkiye'yi merak ediyor. Onlar da işte bizim memleketimizde işte Yunus Emre diye bir türbe var. İnsanlar oraya geliyor. Hasta olanlar şifa buluyor, çocuğu olmayanların çocuğu oluyor falan diye halkın menkıbelerini anlatıyorlar. Bizim halkımızda böyle zengin bir kültürel olgu vardır. İşte buraya gelir, baş ağrıyorsa bir şey yapar, diş ağrıyorsa bir şey yapar, çocuğu olmuyorsa bir şey yapar. Yani ama sonuçta Allah ona bu isteğini verirse bunu da cümle aleme duyurur. Evet. Bu Almanlar da oradan meraklanıyorlar. İşte buraya gelecekler. Hemen işte Ünye'ye geliyorlar. İşte abdest alıyorlar. Ondan sonra insanlarla beraber buraya gelip burayı ziyaret ettikleri zaman irkiliyorlar, titriyorlar. Biz de diyorlar artık İslam olmak istiyoruz. Bu Yunus Emre Külliyesi'nin de manevi huzurunda Müslüman olmaya karar veriyorlar. Biz de onu not olarak oraya düşmüştük. Çok güzel. Bir de benim en çok merak ettiğim konu şuydu. Çocukken yaşadığınız bir olay, bu olaydan dolayı Yunus Emre dikkatinizi çekiyor ve çocukluğunuzdan bu yana araştırıp bilgi sahibi oluyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii, sonuçta hepimiz insanız. İnsanlar et ve kemikten yapılmıştır ama insanların bir ruh dünyası vardır. Bu ruh dünyamızı etkileyen olaylar çok önemlidir. Eğer ruh dünyamızı etkileyen olaylar menfi yöndeyse bu et ve kemik bir şeye yaramaz. Deli olursunuz, dengesiz olursunuz ama ruh dünyanızı etkileyen olaylar size manevi bir güç verirse o zaman hayata ve dünyaya bakışınız değişir. Bizim o zamanki köyümüz tam bu Şeyh Yunus'un karşı tarafında. Bizim köyümüzle burası karşı karşıya iki tane tepe. Fındık zamanıydı. Fındık harmanları olur. Bazen evin yanında yer olmazsa harmana çıkılır Karadeniz'de. Orada fındık serilir. Onun yanında beklenilir. İşte kurda kuşa karşı. Akşam saatiydi. Akşam ezanı okunmak üzere. Yani. Siz o zamanlar kaç yaşındaydınız? 6-7 yaşındaydım. Tam akşam saati böyle. İşte karanlık kıstı, ezan okunmak üzere falan. Benim olduğum çadırın üzerinden böyle nasıl söyleyeyim üçgen gibi ön tarafında toparlak arkasında bir ışık hüzmesi alçak bir ışık geçti. Ama çok alçak geçti. Etraf bir aydınlandı. Kuşlar kaçmaya, köpekler havlamaya başladı. Ben baktım şöyle biraz da korktum. Işık geldi üstten aşağı bu tepeye indi. Aynen böyle indi bırakılmış gibi. Hani armudu veya elmayı ağaçtan bırakırsınız da pat diye düşer ya.
Aynen öyle. Havadan beri indi, pat diye buraya düştü. Tabii ben korktum. Benim at tarafımda da Mehmet İnce ve Kadir İnce kardeşler var. Onlar da harmandaydı. Onlar bana çağırdılar. Yaşar dediler. Az gel dediler. Gittim. Sen bir ışık gördün mü dediler. Gördüm dedim. Siz, biz de gördük dediler ama onların da böyle gözleri falan irilmişti. Onlar da endişelenmişlerdi. Onlar daha büyükler sanırım daha sizden. Büyükler. Tabii canım. Benden çok büyükler. Dedim ışık ben anlamadım. Dedi ki ışık dedi Ahmet dededen kalktı. Şeyh Yunus Emre'ye indi dediler bana. Ahmet dede de bizim olduğumuz köyün bir öbür tarafındaki tepe. Orada çok değerli bir zat. Onu da Erzurumlu Hazretleri burayı bir ziyarete geliyor. O tespit ediyor buradaki Ahmet dede diye manevi bir varlık olduğunu. Oradan ışık kalkıyor. Bizim üzerimizden bu Yunus Emre'ye iniyor. Bunu o zaman yaştılar. Evliyalar arasında gidiş geliş bir nurani görüntü olarak bizlere ifade ettiler. Tabii o benim üzerimde ruh dünyamda bir iz bıraktı. Ondan sonra ben zaman zaman buraya geldim. Bu aşağıda Yunus Emre'nin kuyusu var. O kuyudan su içtik. Burada namaz kıldık. Kur'an okuduk. Daha sonra da dernek kurulunca burada bize çalışmak nasip oldu. Bu dernek üzerinden yaklaşık 20 yıldan beri burada üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok muhteşem. Daha sonra siz dedenize bahsediyorsunuz sanırım bu konudan değil mi? Koşa koşa. Evet. Şimdi tabii dedem benim İstiklal Harbi gazisiydi. 12 yıl savaşmış. Hı hı. Haymara, Sakarya, Tavşanlı ve Kırkız cephelerinde Sakarya'da yaralanmış, geri cepheye gelmiş. Demişler ki senin yaranda fazla bir şey yok. Şarapnel sırtını sıyırmış. Gömleğinin kolunu kesmişler, sırtını sarmışlar. Devam et demişler savaşmaya. Dedeme ben bunu anlatınca tabii korktuğumu da söyledim. O dedi ki yok dedi evladım niye korkuyorsun? Bu sene dedi çok bereketli olacak, ürün çok bol olacak dedi. Bu dedi evliyalar arasında bir gidiş geliştir. Bir hareketin, bir bereketin göstergesidir. Peki öyle oldu mu o sene? Oldu. O sene fındık ve mısır çok bol oldu. Çok bol oldu, çok böyle. İnsanlar çok daha Allah'a şükrettiler o sene. Efendim şimdi Şeyh Yunus Aile Çay Bahçesi'ne gidiyoruz. Oraları biraz size gösterelim. Buraya geldikleri zaman bakalım neler yapıyormuş vatandaşlarımız. Hep birlikte görelim. Efendim şimdi burada küçük bir ziyaretçimiz bizimle sohbet etmek istediler. Tanıyalım kendisini. Merhaba, benim ismim Muhammed Yavuz Yorulmaz. 4. sınıfa gidiyorum. Kaç yaşındasın Muhammed Yavuz? 11 yaşındayım. 11 yaşındasın. Buraya sık sık gelir misin böyle? Arada sırada gelirim. Neler yapıyorsun buraya geldiğinde? Hiç. Oturuyorum. Sohbet ediyorum. Yemek yiyorum. Mutlu oluyorsun. Evet. Peki Muhammed Yavuz çok teşekkür ediyoruz sana bizimle konuşmak istediğin için. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Sosyal mesafe maskenizi takın. Bunu söyleyeyim. Derken sen de takmıyorsun yalnız. Evet, unutmaya başladım. Efendim, şimdi Şeyh Yunus Aile Çay Bahçesi restoran şefi Cemil Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Cemil Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bize buralardan bahseder misiniz biraz? İnsanlar buralara geldiklerinde neler yapabilirler? İnsanlar buralara geldiklerinde ilk önce bizim güzel bir restoranımız var burada. Bunun için çok çaba sarf ettik. 5-6 sene oldu açalı. Biz buraya geldiğimiz zaman buralar çok atıldı. Hani insanlar burada sarhoşlar, berdoşlar dolaşıyordu. Biz bu restoranı açtık. Biraz temizlik yaptık buralarda. İnsanlar burayı öğrendi. Ünyeli olup da burayı bilmeyen insanlar var. Ben Perşembeliyim ama burayı keşfettik. Allah razı olsun işletme sahibinden. Böyle bize güzel bir istihdam açtı. Açtık restoranı. Çok ufak bir restoran açtık buraya. Ondan sonra büyüte büyüte insanlar da beğendi. Büyüte büyüte bu duruma geldik. Peki şu an pandemi dönemindeyiz. Ne durumda? İnsanlar tabii ziyaret edemiyorlar. Ya biz 10 gün oldu açalı. 15 tane personelimiz var. Hepsi bekliyor şu an açılsın diye. Burayı ziyarete gelen vatandaşlarımızın eğlenmesi amaçlı salıncak kurulmuş buraya. Dedik biz de deneyelim. Bakalım nasıl bir şey olacak.
konuşur. Ziyaretçilerde mi tartıyor ablamla? Bismillah, bismillah. Bu manzara inanılmaz. Çok korkuyorum ama manzara o kadar güzel ki vazgeçemiyorum. Öğrendik ki burada Yunus Emre su kuyusu varmış. Şimdi su kuyusuna gidelim. Bakalım su var mı? Su içebiliyor muyuz? Nasıl bir şey? Hep birlikte bakalım. Evet, şimdi su kuyumuzun başına geldik. Böyle bir zincir görüyoruz. Sanırım içinde kova var. Su da görüyorum orada. Bakalım çektikçe ne gelecek? Çok merak ediyorum. Çekiyoruz efendim. Evet. Zincir geliyor. Kova yok. Kova yok. Zincir geliyor. Hemen arkada bir taşın üstünde bilgi veriliyor. O dikkatimi çekti. Yunus Emre kuyusu diyor. Git var aşağıdan su iç. Tarihi Yunus Emre kuyusunun ne zaman açıldığı ve kimin açtığı bilinmiyor. Çeşme dikkatimi çekti. Bakalım su akıyor mu? Kuyudan su nasiplenemedik ama inşallah burada su akıyordur. Hayır, burada da akmıyor su. Akmıyor. Hayal kırıklığına uğradım şu an. Yukarı gidelim. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Evet efendim, bugün Yunus Emre Türbesi'ni ziyaret ettik, sizlere gösterdik. Bir kusurumuz olduysa affola, acemiliğime verin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.